Adım adım gidelim. 1- Buranın arkadaşlar 3 bölmesi dolu. Buranın gördüğünüz gibi turuncu olan yerde ilaç var. 4 bölmesi dolu. Haliyle 4 bölü 6'sı dolu demek aslında. Ve tamamı 1.8 mililitre ilaç alıyorsa şırınganın 1.8'in 4 bölü 6'sını alacaksınız. Bu da 1.2 mililitre yaptı. Şu an bu kadar ilaç var arkadaşlar. 1.2 mililitre ilacı siz nereye dolduruyorsunuz? Şişeye. Şişede şu an ne kadar var? 3 bölü 10 var doğru mu? Tamamı 10 bölme çünkü. 3 bölü 10 var arkadaşlar. Ee, biz buna 1.2 mililitre ekliyoruz. Şırınganın tamamına X diyelim buraya. 3 bölü 10 X var içinde ilaç. 1.2 mililitre de biz ekliyoruz. Ve ne oluyor arkadaşlar? Tüm şırınganın %60'ı dolmuş oluyor. He, o zaman buradan bunları sadeleştirirsek 6 bölü 10 yapar. 1.2 eşittir. 3x bölü 10 oldu. Buradan da arkadaşlar sadeleştirirsem 0.4. x bakın 4 mililitre geldi. Bu tamamı. Şişenin tamamını dolduracağız 4.4 mililitre ile. Şimdi dikkat arkadaşlar. Burada 3 bölmesi dolu. İlk etapta kaç bölmesi daha dolacak? 7 bölmesi daha. 4 mililitrenin 7 bölü 10'u dolduğunda, 7 bölü 10'u eklendiğinde pardon tamamı doluyor. Böylece 2.8 mililitre eklenmesi lazım ki turuncunun üzerine şu yeşille fosforladığım yer arkadaşlar eklenmiş olsun ve tamamı dolmuş olsun. B şıkkı. Bu görüntü arkadaşlar M sayısının yarısından küçük en büyük pozitif tam bölenmiş. Bakın şimdi 60 için düşünelim. 60'ın yarısı kaçtır? 30. Şimdi 30'dan küçük olacak ama 30'a en yakın pozitif böleni düşüneceğiz. O da nedir? 20. Gerçekten bakın 60'ın arkadaşlar 20'den büyük ilk böleni 30'dur. 30 ile 20 arasında başka böleni yoktur. Bu yüzden 2 çarpı 20'den şu m de 40 olmuş olacak. Bu ne demek? m sayısının yarısından küçük en büyük bölen 40 olacakmış arkadaşlar. 120'nin yarısı 60. 60'a en yakının bu 60 en yakın bunun böleni kaçtır? 40. Evet, sağladı. 160'ın yarısı 80. 80'e en yakın hangi böleni var arkadaşlar 160'ın? Yine 40 var. Arada başka hiçbir böleni yoktur. 150'nin yarısı 75. 75'e en yakın böleni nedir arkadaşlar? 150'nin 30'dur. Bu olmadı gördüğünüz gibi. Demek ki şey 50'dir pardon affedersiniz. 50'dir. Dolayısıyla bakın bu olmadı. Böylece cevabımız 1-2-C şıkkı oldu. Dikkatli olmamız gereken bir doğru orantı sorusu arkadaşlar. Ve tabii işlem hatası yapmamamız gerekiyor. Şimdi gerçek boyu 6.4 çarpı 10 üzeri eksi 10 olduğunda mikroskoptaki görüntüsü 0.16 çarpı 10 üzeri eksi 2 oluyormuş. Diyor ki gerçek görüntüsü 2.56 çarpı 10 üzeri eksi 6 olduğunda mikroskoptaki görüntüsü ne olur? Yani doğru orantı olacağı için içler dışlar yapacağız. x çarpı 6.4 çarpı 10 üzeri eksi 10 eşittir diyeceğiz. 0.16 çarpı 10 üzeri eksi 2 çarpı şöyle bir geri alayım çarpı 2.56 çarpı 10 üzeri eksi 6. Şimdi x o zaman buradan dikkatli oluyorum. 0.16 çarpı 2.56 tabanları aynı üstleri topla 10 üzeri eksi 8 paydaya 6.4 yaz ve burası da 10 üzeri eksi 10. Böylece arkadaşlar 10 üzeri eksi 8 10 üzeri eksi 10 ne oldu? Tabanları aynı üstleri çıkarırsak 10 üzeri 2 kalır dikkat. 2.56 ve 0.16. Şimdi 0.16 ve 6.4'ü düşünün. 6.4 0.16'nın kaç katı arkadaşlar? Eğer 1.6 katı 1.6 olsaydı 4 katı ama 0.16 o zaman 40 katı. Sonra bir tane sıfırla bu 10 üzeri 2'yi sadeleştireceğim. 10 üzeri 1. 2.56'yı 4'e böleceğim. 0.64. Böylece 0.64 ile 10'u çarparsak x eşittir 6.4 geldi. Yani cevabımız E şıkkı. Şu işlemi arkadaşlar göstereyim size bakın. Normalde anıl A, B, C, D ile B, C, D toplaması gerekirken A, B, C, D ile bir basamak sola kaydırmış yanlışlıkla B, C, toplamış. Bu aslında ne demektir biliyor musunuz? Otomatik olarak B, C, D sıfır sayısına dönmesi demektir. Yazılmayan basamak yerine bakın sıfır yazdım. Çünkü biz taraf tarafa topladığımız zaman D, işte C artı D falan diye gideceğiz. Yani D direkt buraya inecek. Bu ne demek? BCD'nin son basamağı sıfır olmuş demek. Bu da şudur arkadaşlar. BCD eski haline göre kaç katına çıktı? 10 katına çıktı. Yani biz A ABCD ile başlangıçtaki durumuna göre BCD'yi değil de BCD'nin 10 katını topladık arkadaşlar. Normaldeki görüntü bu olacaktı bakın. Ama biz bunu bulduk. O zaman... Eski duruma göre böyle taraf tarafa çıkarırsanız bakın A, B, C, D'ler gider. B, C, D, 10 B, C, D çıkardığımız zaman 9 B, C, D olur. Ve bu işte fazlalık olan kısım. 1953 fazla çıktığı yer. Tüm bakın ikinci işlemden birinci işlemi çıkardım. Bu kaldı. Böylece B, C, D 1953'ün 9'da 1 olacak. E, çarpıyorum. ilk yeri bölüyorum daha doğrusu. 18, 15, 1, ee, burası 63 oldu bu da 7 oldu. Demek ki BCD sayısı arkadaşlar 217 imiş. B buradan 2, C 1 ve D de arkadaşlar 7 Toplamları o zaman 2 çarpı 1 artı 7'den 9 oldu B şıkkı. Arkadaşlar bu soruda dikkat etmeniz gereken mevzu şuradaki en küçük ortak kat yani o ok kekleri. OKEK sonuçta iki sayının ortak katı olduğu için iki sayının içinde çift çarpanı yoksa sonuç olarak bunların OKEK'leri de tek sayı olacaktır. Eğer bir tanesinde bile çift sayı olursa OKEK bunların katlarından yani çarpanlarından oluştuğu için o zaman sayı çift çıkardı. Örnek: iki sayısıyla 11 sayısını düşünelim. Birinde bile çift sayı olsa OKEK'leri bakın çift sayı olur. Ama 3 ve 9 gibi iki sayının arkadaşlar çift çarpanı olmadığı için o kekleri de mecburen tabii ki tek olmak zorundadır. Dolayısıyla bu iki sayının da tek olduğunu bize bu şekilde anlatmış. O zaman tekin üzerinde pozitif bir tek sayı varsa bu tektir. Sonra tabii böyle yapayım çarpı yapayım çifti istiyor. İki tane tek sayının çarpımı arkadaşlar tektir. İki tane tek sayının farkı çifttir. Bu yüzden cevabımız C şıkkı. Bu soruda arkadaşlar biraz böyle hani mantık çerçevesinde düşünmemiz lazım. Çünkü böyle müthiş işlemler yapmaya gerek yok. Ee, biraz düşünmemiz yeterli aslında. Şimdi Ali Berk'e para verdiği zaman ev almaya para yetmiyor. Demek ki eksiği çok. Aynen ifaden bu bak. Eksiği çok. Ancak Berk Cenk'e parasını verirse ne oluyor arkadaşlar? Gerçekten de Berk Cenk'e parasını verdiği zaman ev alabiliyor. O zaman demek ki Cenk'in eksiği az. Haliyle demek ki buradan anlıyoruz ki Cenk en fazla paraya sahip. Peki Berk mi daha fazla paraya sahip, Ali mi? Onu da nasıl anlayacağız? Şimdi arkadaşlar, Ali parasını Cenk'e verirse ev fiyatı çıkıyor. Ama Cenk abisine para verirse tapu masraflarını da elde ediyor. Demek ki Berk'in parası Ali'den biraz daha fazla. Yani C büyük, B büyük, A. Örnek vereyim. Birinin arkadaşlar uyduruyorum tabii bu kadar az olmaz da. Birinin 10 lirası olsun. Birinin 20 lirası olsun arkadaşlar. Birinin de 40 lirası olsun tamam mı? Bakın ev parası da işte 50 TL olsun. Gördüğünüz gibi Ali Cenk'e parasını verince 50 TL yapıyor. Ev alabiliyor Cenk. Ancak Ali Berk'e parasını verirse 10-20 daha 30 ev alamıyor gördüğünüz gibi Berk. Berk gördüğünüz gibi 20 lirasını e, Cenk'e verirse 60 lira yapıyor. Ev parasını geçiyor bile. Haliyle bakın böyle uyduruk son sayı denedim. Hani almadıktan sonra gerçekten doğru yapmış mıyım? Hakikaten de böyle doğru olmuş. Ama bu soru bence matematikten ziyade birazcık Türkçe paragraf sorusu arkadaşlar. Cevabımız bu yüzden ne oldu? D şıkkı. Evet D şıkkı arkadaşlar. Rakamları ikişer ikişer toplayacağız. Bunları çarpınca 10 ile tam bölünüyorsa 13 sayısıymış arkadaşlar. Bakın şimdi 7 ile 9'u toplayacağız 16. 7 ile A'yı toplayacağız 7 artı A. Ve 9 ile de A'yı toplayacağız 9 artı A. Bu arkadaşlar 10'un katı bir sayı olması lazım. O zaman 16 2'nin katı bir sayı ya. Ya 7 artı A ya da 9 artı A. 5'in katı olması yeterli. Neden? 2'nin katı bir sayıyla 5'in katı bir sayıyı çarparsanız bakın gerçekten 10'un katı bir sayı elde ediyorsunuz. O yüzden sadece şeye odaklanmayın yani a 1 olabilir diye düşünmeyin. Birincisi 9 artı a'yı 5'in katı olan yapacak sayı 1'dir. Sonra arkadaşlar 7 artı a'yı 5'in katı bir sayı ne yapar? 3 yapar. Başka 7 artı a'yı arkadaşlar 5'in katı hangi sayı yapar? 8. 7'ye 8 eklersek 15 olur. 9 artı a'yı Hangi sayı arkadaşlar 5'in katı yapar? 6. Gördüğünüz gibi sadece 1 3 değil, 8 ve 6'yı da hesaba katmalıydınız. Böylece bunların toplamı 18 oldu. A şıkkı. Şimdi bu yeşillerle işlemler yapıyoruz. Aynı doğru üzerindeki sarı düzgün altıgendeki sayıyı elde ediyoruz. Hangi sayıyı biliyorum bakın? Burada soruda vakit kaybetmemek için 12'den başlamalısınız. Çünkü Eksi 4 ile neyi çarparsam 12 olur. Eksi 3. Demek ki bu düzgün altıgenin içinde eksi 3 varmış. Yine şu sağda, sağdan sola doğru giderseniz 2 çarpı eksi 3'ten eksi 6'yı elde ederiz arkadaşlar. Sonra 5'e ne eklemeliyim ki eksi 6 olsun? Eksi 11. Artık eksi 4 ile eksi 11'i topladığım zaman da eksi 15'e elde ederim. şıkkı Yani... Soru aslında vakitle ilgili bir soru. 12'den başlamak doğru adımdı. Sayma sayısı olduğu için 1'den başlayacak. Dolayısıyla sizin şu sütunda elde ettiğiniz toplamın en büyük olması için buraya en fazla 5 yazabilirim. Rasyonel sayı falan yazma hakkım yok. Buraya 1 kalır mesela. Burası arkadaşlar 7, 1. Burası 13, 1. Dolayısıyla ne oldu? Bakın bunların alabileceği en büyük değer 25 oldu. D şıkkı orta sütuna en büyükleri yazdığımızda en büyük yeşil sayısını elde ediyoruz. Bir orantı sorusu arkadaşlar karşımızda. Şimdi Berk'in boyunun 4 katı Cenk'in boyutunun boyunun 3 katına eşit. 4B eşittir 3C. Sonra Cenk'in boyunun 5 katı Ahmet'in boyunun 3 katına eşit. Şimdi dikkat edelim. Burada iki tane ayrı orantı var. Şimdi birincisinde B ve C. Şuraya 3M desek C'ye 4M deriz. Doğru mu? Böylece 12M, 12M olur. Sonra arkadaşlar burada farklı bir harf vereceğiz. A var çünkü işin içinde. Farklı değişken çıktı. O zaman buraya 5T desek C'ye de ne demeliyiz? 3T. Ne yapıyorduk? Bunu buraya al, bunu buraya al. Böyle orantı yaparken en basit ifadesiyle öyle. Ya da 3 ile 5'in o ok kekin alıyorsun. 15 olması için bunu 5 ile öbürünü 3 ile. Yine 4 ile 3'ün o ki 12 3m olması lazım 4m. O zaman C hem 4m oldu hem de 3d oldu. Bir sayı hem 4'ün hem 3'ün katıysa aslında kaçın katıdır? 12'nin katıdır. O yüzden bak ne yapacağım? C'ye 12k diyeceğim. C'ye 12k dersem artık B'ye ne demek zorunda olacağım arkadaşlar? Bu C'ydi. B'ye 9k diyeceğim. Demek ki belki boyu 9k. E boyuna 12k dedik. Sonra arkadaşlar yine 12K ile 5'i çarptığımda 60 olması için anında ne olması gerekiyor? 20K. Hmm, demek ki 20K aynı zamanda Ahmet'in boyu ve aynı zamanda Havuz'un da boyu. 20K'yı 5'e bölersek o zaman her bir basamak 4K boyuna sahip. Berk'i 2 numaralı basamağa koyarsak Berk'in boyu kaç? Bulduk demin 9K. Şimdi Berk'in boyu 9K olduğu için ...ikinci basamaktan itibaren de 4 çarpı 3'ten arkadaşlar 12K olacağı için... ...bakın Berk tabii ki böyle havuzun altında kalır, suyun altında kalır daha doğrusu. İkinci aşamaya geçiyorum, sileyim bunu. Şimdi geldim Cenk'e. Cenk arkadaşlar bir numaralı basamakta durursa... ...Cenk bir numaralı basamakta durursa Cenk'in boyu kaçtı? Demin hesaplamıştık, 12K. O zaman bakın Cenk'in boyu 12K ama ikinci basamaktan itibaren 4 çarpı 4'ten... Basamakların boyu toplam 16K oldu. Haliyle bakın şurada suyun altında kaldı. Bu da doğru. Son olarak e, Cenk'in nerede olduğunu söyleyeceğiz. İkinci basamakta. Cenk ikinci basamakta olursa burası bakın 4x3 12K. Kendisinin boyu da 12K. O zaman bakın yine suyun tam altında kaldı boyu. Gördüğünüz gibi ilk 3'ü de doğru olmuş oldu D şıkkı. Fonksiyonlarda 4 işlemde arkadaşlar. Parantez içinde f çarpı g 6 demek. f 6 ile g 6'yı çarp demek. O zaman f 6'yı ve g 6'yı tek tek bulmamız gerekiyor. g 6'yı tabii ki buluruz. x yerine kaç yazarak? 2. 3 çarpı 2'den 6 olur. g 6 2 gelir. Şimdi hemen f artı g ne demektir? f 6 artı g 6 demektir. Bakın burada f artı g x gördüğüm yere 6 yazarsam 36 eksi 4'ten 32 olacak. Bu da zaten böylece 32'ye eşit olacak. Ve G6'yı biz 2 bulduğumuz için F6'yı da 30 bulmuş olacağız. Yerine yazarsak F6 30, G6 2 çarpımları 60, E şıkkı. Adım adım söyleyeyim bakın. 1. A bölgesi tek sayılardan oluşuyor. Ama yeşil bölge A'nın B'den farkı olduğu için tek olacak ama herhangi bir sayının küpü olmayacak arkadaşlar. Sarı bölge hem A'nın hem B'nin kesişimi olduğu için tek artı bir sayının kübü olan sayı. Mesela yeşil bölgeye bir örnek veriyorum arkadaşlar. 5 bir tek sayıdır ama bir doğal sayının kübü değildir. Sarı bölgeye bir örnek veriyorum. 1 hem tek sayıdır arkadaşlar hem de birin kübüdür. Ya da başka bir örnek vereyim. 27 hem tek sayıdır hem de arkadaşlar 3'ün kübüdür. Sarı bölgede bir örnek söylemiş oldum. B'ye geldiğimiz zaman da bir sayının kübü olacak arkadaşlar. Bu bir sayının kübü olan sayılarda nelerdir? E, doğal sayılarda 0, 8, 27, işte e, 64 böyle gider. Yalnız mor bölgeye gelirsek 27'yi sil. Neden? B farkı arkadaşlar bir sayının kübü olduğu halde tek olmayan sayılar olacak. Dolayısıyla... D birleşim E dediği zaman yeşil bölgeye D demiş. Mor bölgeye E demiş. Bunların birleşimi arkadaşlar hem tek hem de bir sayının kübü olmayan sayılardan oluşacak. Örnek birleştirirsek bakın 0, 5, 8, 64 böyle gidecek. Başka hani tek sayıda yazayım tabi 7 mesela örnek gördüğünüz gibi. 3 bu şekilde bu sayılar arkadaşlar hem tekler ama aynı zamanda bir sayının kübü değiller. Diğeri de çiftler ama bir sayının kübü olduğu halde tek değiller. Bunların birleşimi D birleşim. E şu an bu. Sonra arkadaşlar kartezyen çarpım C. Yani C neydi? C de sarı bölgeydi. Sarı bölgede hem arkadaşlar bir sayının kübü hem de tek olan sayılar bu şekilde bu sayılar. O zaman bu şartı sağlayan bakın A şıkkı olmaz. Neden A şıkkı olmaz? Çünkü bir hem bir sayının kübü hem de arkadaşlar tek sayı. O yüzden D birleşime de yok ki. B şıkkına geldiğimiz zaman B şıkkında arkadaşlar e, ikincisi bozuyor. Neden? C bölgesi neydi? Hem bir sayının kübüydü hem de arkadaşlar tek sayıydı. Bu ikinci eleman bozdu. Yine D şıkkı olmaz. Neden? Çünkü arkadaşlar bir sayının hem küp olacak hem tek sayı olacak C bölgesi yani sarı bölge. E şıkkına gelirsek 227 demiş. Burada da arkadaşlar bozan kısım hangisi? 2. Çünkü arkadaşlar ne demiştik? E, D birleşim E'de tekler olacak. Herhangi bir sayının kübü olmayan tekler. Veya çiftler olacak ama bu çiftler de bir sayının kübü olacak. Dolayısıyla E'de bu yüzden patladı. En sona doğru cevabı sakladım ki hani diğerlerini görün diye. C şıkkında mı arkadaşlar gördüğünüz gibi 3'e 1 her şartı sağlıyor. 3 hem tek arkadaşlar hem bir sayının kübü değil. D birleşime elemanı bir arkadaşlar hem tek hem de bir sayının kübü or o yüzden C'den gelebilir. Bu da D birleşime E'den gelebilir. Haftada kaç soru çözdüğüne bir önce bakalım. Haftada 5 gün 100 soru, 2 günde 150'şer sorudan 500 artı 300, 800 soru çözüyor arkadaşlar. Şimdi 2500 tane soru var. O zaman şöyle yapabilirsiniz bakın. 800, 800 ve 800 çözerse haliyle 2400 soru çözer ve birinci hafta tamamen biter, ikinci hafta tamamen biter, üçüncü hafta tamamen biter. Burada dikkat etmeniz gereken şey ne? 2400. soruyu çözdüğü zaman Cuma'dan itibaren bir hafta kaç gündür arkadaşlar? 7 gün yani Perşembe günü. İş bittiğinde Perşembe günü olmuş olacak 2400. soru. Cuma, cumartesi, pazar, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ona göre dikkat edin tamam mı? Çünkü burada işlem hatası yapmaya müsait bir soru. Haliyle perşembe günü 2400. sorusunu çözdü. Kaldı kaç soru? 100 soru. E onu da arkadaşlar son gün olan hafta içi cuma günü çözer. Böylece E şıkkı olur. Bu sorularda genelde öğrencilerin yaptığı en büyük hata e, bilmem kaçıncı gününü bulmakla bilmem kaç gün sonrasını bulmak arasında fark var pazartesiden itibaren ikinci gün salıdır. Pazartesiden sonraki iki gün arkadaşlar çarşambadır. Bazen bu atlanıyor. Bu nokta nokta inci günle nokta nokta sonra gün arasındaki farkı bu şekilde görmüş olun lütfen. 38 ile eksi 10 arasında 38 eksi eksi 10'dan 48 birimlik bir uzunluk var. 48'i de 6'ya bölersek her birimler arası 8 birim olacak. Yani burası eksi 2, 6, 14, 22 ve 30 olur arkadaşlar. Böylece a artı e, 30 eksi 2'den evet, 28 mutlak değeri. e eksi b, e'den b'yi çıkarırsak 30, eksi 6, 24 oldu. Bu yanlış oldu arkadaşlar. Mutlaka evet, mutlak eksi 2 gerçekten 2'dir. Böylece cevabımız D şıkkı Hızları sabit. Aynı anda başlıyorlar. ...aynı anda duruyorlar. Aynı anda durduklarına göre aynı kilometre yol alıyorlar. O yüzden aldıkları yol aynı, gittikleri süre de aynı. Sadece farklı olan ne? Tükettikleri benzin miktarı. Doğru orantı diyeceğiz. Burada birincisi arkadaşlar 60 kilometre tükettiğinde... ...ikincisinin deposunda 25 kaldığına göre toplam depo 60 litreydi. O zaman 35 litre tüketmiş oluyor. Yine üçüncü arkadaşlar 60 litre tükettiğinde... İkincinin 18 litresi kalıyor. Yani gördüğünüz gibi bu şekilde 42 litre tüketmiş oluyor. Buradan o zaman şu sonuç çıkaracağız. Bizden 1 ve 3. istiyor ya adım adım gidelim. Birinci bitirdiğinde ikinci arkadaşlar ne kadar tüketiyor? 35 tüketiyor değil mi? İkinciden yola çıkarak o zaman. Şimdi dikkat. İkinci 35 tükettiğinde üçüncü ne kadar tüketir bilmiyorum ama ikinci araç 42 tükettiğinde üçüncü aracın 60 kilometre tükettiğini biliyorum. O zaman içler dışlar çarpımı 60 çarpı 35 eşittir x çarpı 42 6'ya böl 7'ye 7 böl daha doğrusu 6 7'ye böl 5. Sonra arkadaşlar burayı da 6'ya böl 10 10 çarpı 5'ten 50 tüketmiş. O zaman ne kadar kaldı? 10 kilometre 10 litre kaldı e şıkkı. Çarpışık sayı tanımını vermiş gördüğünüz gibi ardışık 3 sayının çarpımı olarak yazılıyor. O zaman hemen burayı bir çarpanlara ayıralım. N artı 3, N artı 4 olacak. Çarpımları 12, toplamları 7 olan iki sayı 3 ve 4'tür. Şimdi burada arkadaşlar şunu görmemiz lazım. Ee, acaba 12 bunlardan büyük mü küçük mü? O yüzden alabileceği değerler demiş zaten. Eğer 12 bunlardan büyükse bu 10'dur. Bu 11'dir. Zaten bu da 12 olduğundan böylece n 7 olabilir. Eğer n artı 3 n artı 4 12'den büyükse 12 13 ve 14 olacaktır. Böylece n buradan 10 olur. Alacağı 2 değer oldu. 17 D şıkkı. Soruda çıkış noktamız arkadaşlar birincisi şu bir kere en fazla sayıda sarı elde etmek için bir kırmızı iki beyaza boyadıktan sonra diğerinin boyaması gerekiyor yani iki beyaz iki kırmızı şeklinde böylece hep böyle birinin bittiği yerde beyaz öbürünün başladığı yerde beyaz olursa bu beyazları beğenmediği için bunları artık sarı yapar haliyle düzenine hep bir kırmızı iki beyaz iki beyaz iki kırmızı sonra bir kırmızı iki beyaz sonra yine İki beyaz, iki kırmızı şeklinde gitmesi gerekiyor en fazla olması için. Ve ikisinden de eşit sayıda beyaz geldiğine göre 156'yı ikiye bölersek 78'er tane beyaz boyamak zorundalar en az arkadaşlar tamam mı? Neden en az diyorum? Çünkü birisi 78 beyaz boyadığında diğeri 78'den daha fazla boyayabilir. Haliyle eşit oldukları kısmı alır. Örnek şöyle göstereyim bakın. Bir kırmızı, iki beyaz böyle böyle gitti. En son... Şurada arkadaşlar 2 beyaz 2 kırmızı da durdu. Ama diğeri daha fazla boyuyor mesela. 1 beyaz, 1 kırmızı, 2 beyaz, 1 kırmızı, 2 beyaz diye gidiyor ama burada hiç beyazlar arka arkaya gelmediği için böylece onları sarı yapma şansı yok. Haliyle arkadaşlar 78 tane boyanacak. 78 tane beyaz olması için Bülent'in aynı zamanda kaç tane kırmızıya ihtiyacı var? 78. Toplam 156 tane olması lazım. Diğerine gelirsek 78 beyaz olduğunda bunun arkadaşlar 39 kırmızıya ihtiyaç var. Ama o zaman toplam boyadıkları kaldırım sayısı birbirine eşit olmuyor. Haliyle neye ayak uydurmak zorundayız? Fazla olanı çünkü fazla olanı az yaparsak yani gidip ikisini de 117 yaparsak o zaman boyadıkları parke sayısı en fazla 156 olmayacak. 156'dan daha küçük olacak. Demek ki 156 tane. Bülent boyuyorsa 156 tane de arkadaşlar Ahmet boyamalı. 156'nın iki birimini beyaz alıyor. 1 bir birimini kırmızı alıyor. O zaman 156'yı 3'e bölersek 52 tane kırmızı boyayacak. 104 tane de beyaz boyayacak. Aynı dediğim gibi 78 78 eşleştikleri için kırmızı burada 78 tane pardon beyaz. Burada 78 tane. Geriye kalan 26 tane beyaz ne olacak? İşte onlar arka arkaya gelmediği için dörtlü dörtlü onları boyayamayacak. En fazla 156 tane olacak. Dolayısıyla arkadaşlar kırmızı sayısına bakalım. 52 kırmızı buradan 78 kırmızı Bülent'ten toplam 130 tane kırmızı oldu D şıkkı. 1, 2 ve 3. sayfalarda bulunan uygulama sayıları sırasıyla 3, 5, 2 ile doğru orantılıymış. Yani birisi 3K, birisi 5K, birisi de 2K olacak. Birinci sayfa, ikinci sayfa, üçüncü sayfa. Birinci sayfada kaç tane var arkadaşlar uygulama? 6 tane. O zaman K buradan 2 olacaktır. Haliyle 10 olur. Burası da 4 olur. Böylece 14 tane uygulama elde etmiş oluruz. C şıkkı. Asıl kadronun... 2 katı yedek kadronun arkadaşlar 3 katına eşit verilmiş. O zaman yedek kadro 2K tane ise asıl kadro 3K tanedir. Sonra bu arkadaşlar yedek kadronun yaş ortalaması X ise diğerinin X artı 1.4'müş. 1.4 fazla diyor çünkü. Haliyle o zaman şuna bakalım. Topluluğun yaş ortalaması ne demek? Toplam yaş bölü toplam insan sayısı. O zaman bakalım. Toplam yaş. Yaş toplamı nasıl bulunur? Ortalamayla sayıyı çarparak. Yani 2Kx. Sonra diğeri. 3Kx artı 3, 3 çarpı 1.4. 4.2K olacak buradan da. Böldüğümüz zaman insan sayısı kaç? 5K. Bu şimdi topluluğun ortalaması arkadaşlar. Yani 2K, 3Kx, 5Kx'e bölersek... Ee, buradan ne olur? 5K x'i 5K'ya bölersek x olur. 4.2'yi 5K'ya bölersek 4.2 bölü 5 olur. Şimdi onu bölmeyin birazdan yaparız zaten. Gelelim yedek ortalamaya. Yedek ortalamada neydi arkadaşlar? X'ti. Demek ki 4.2 bölü 5 artı X toplam kişi sayısının ortalaması. Diğeri zaten arkadaşlar X'ti. Farkını aldığımızda cevap 4.2 bölü 5 geldi. O zaman bir kenarda 42'yi 5'e böleyim. 8 kere 5 40. Buradan da 8.4 oldu ama 4.2'yi 5'e böldüğüm için 1 0 daha sola atacağım. 0.84 0. fazla çıktı. D şıkkı. Puanları bir toplayalım arkadaşlar. 20, 40, 150, 240 ve 250 toplamda 700 puan olacak. E, oy veren kişi sayısı arkadaşlar ankette puan veren kişi sayısı daha doğrusu 200 insan 700'ü 200'e bölersek 3,5 puan almış. O zaman 3,5 puana karşılık gelen değer kaç? 0.04. Formülü nasıl vermiş? Prim eşittir net maaş 2200 0.04 ile çarpacağız. Yani 4/100. O zaman şöyle yapayım. 4/100. Bunlar gitti. 88 TL prim kazanacak. Zaten maaşı 2200'dü. Bir de 88 prim 2288 TL para kazandı C şıkkı. Normal bir denklem sorusu. Arda sorulduğu için hepsini Arda cinsinden yazalım. Zaten ben soruları çözerken mümkün olduğunca yapabiliyorsam tek bilinmeyen üzerinden gidiyorum. Arda'nın içtiği bardak sayısı A. Barış'ın A-2 olsun. Can'ın da A-3. Böylece bakın birinden iki birinden 3 fazla içmiş oluyor. Sonra çaya bir bardak şekere bir tane atıyormuş. O zaman toplam A şeker atılmış olur. Barış 2 tane şeker attığı için 2A-4 olur. Bu da 1 tane attığı için A-3 olur. Ve toplamda 4A-7 tane şeker atıldı. O da 41'e eşit. A da buradan 12 geldi. Bu da zaten Arda'nın içtiği bardak sayısıydı. B şıkkı. Ben size arkadaşlar görüntüyü örnek olarak gösterdim bakın. 2 yeşil, 3 mavi, 2 yeşil, 3 mavi, 2 yeşil, 3 mavi gidilecek. En son bakın gördüğünüz gibi buradaki gibi yeşiller bitecek. Burada geri kalan her şey mavi olacak. Şimdi dikkat. Bundan sonrası önemli. Ee, K seferde o zaman 2K tane yeşil kullanılır. 3K tane K sefer dedim. Neden K sefer? Hani birinci sefer, ikinci sefer, üçüncü durum. Haliyle K seferde 2K tane yeşil kullanılacak. 3K tane mavi kullanılacak. Ve ne demiş bize? Mavi sayısı yeşil sayısının iki katı. O zaman kalan kaç tane mavi olur arkadaşlar? K tane. Peki nerede o? İşte burası arkadaşlar. K tane mavi kaldı. Ve burada lütfen dikkat. Yeşil boncuk sayısı bittikten sonra sona doğru yan yana gelmiş olan mavi boncuk sayısı. Kaç tane olacak? Birçok arkadaş belki bu noktada hata yapmış olabilir. Bakın K tane yan yana zaten var. Ama 3 tane mavi evet yeşilin yanında mı? Sonuçta bu mavilerin de yanında. O yüzden sona doğru K tane bağımsız var. Bir de yeşilin yanında olan 3 tane mavi olduğu için birbirine bağlı olarak burada tam K artı 3 tane arkadaşlar mavi var. Ve bu en son dizilen şuradaki mavilerin toplam sayısı olan K artı 3 toplam yeşil sayısının kaç eksiğiymiş? 12 eksiği. Böylece K buradan ne geldi? 15. Ve biz ne demiştik arkadaşlar? Kullanılan yeşil sayısı 2K. Kullanılan toplam mavi sayısı kaç taneydi? 4K. Çünkü yeşilin 2 katıydı. O zaman 4K eşittir buradan. 60 olacak. B şıkkı. Belki işlem hatasından veya oradaki o son K artı 3 mevzusundan dolayı kafa karışmış olabilir. O yüzden gitmiş olabilir sorunuz. İlk, ilk, ilk okulda arkadaşlar Sınavlar eşit katkı yapıyor. O zaman şunu söyleyebiliriz. E, 24, 60 ve x arkadaşlar. Haliyle ne olacak? Sınavın 3'te 1'i 8, 3'te 1'i 60, 20. Yine sınavının 3'te 1'i e, x bölü 3. Bu arkadaşlar geçmeye yetmiyormuş. İlk e, A okulunda. Böylece x bölü 3. Şurası 28, 22 oldu. X arkadaşlar 66'dan küçük geldi. İkinci durumda katkıları söylemiş bakın. Birinci yazılımın dörtte biri. Yani bakın X ilk yazılı 24 pardon 24 bölü 4. Sonra ikinci yazılının 120 derece olacak şuraya kalan açı. Dolayısıyla 60'ın üçte biri. Ve son olarak arkadaşlar X olan yazılının da 150 bölü 360'ı katkı yapacak. Bu da 50'den büyük bir değermiş. Buradan da e, 24'ü. 4'e böldüğümüz için 6, 63'e böldüğümüz için 20. Burası da 5x bölü 12 büyüktür 50 olacak. 5x bölü 12 büyüktür 24. x büyüktür e, 24 bölü 5 ne yapar? 4.8 değil mi? 4.8 ile 12'yi çarpacağız. Yani bu da e, 60'a yakın bir sayı arkadaşlar. Bir hemen kenarda hesaplayayım. 57.6 yapıyormuş arkadaşlar. O zaman demek ki x 57.6'dan büyük ama 66'dan küçük şıklarda uyan bakın. C şıkkı 61. Adım adım gidelim arkadaşlar. Birinci adım. Bir kere bunlar tamamını kaç dakikada doldurur ona bakalım. İkisi birlikte 12 dakika sonra %30'unu şarj ediyorsa tersten düşünelim. %30'unu 12 dakikada ise tamamını ne olur? 100 bölü 30 ile la çarpmamız lazım değil mi? haliyle buradan arkadaşlar tamamı 40 dakikada şarj olur. Göremeyenler şunu da düşünebilir. %30'u 12 dakikada ise tamamı yani %100'ü x dakikada. Buradan yine aynı sonuca ulaşırız arkadaşlar. Ya da ilkokul mantığı bulmak istediğiniz şeyi ters çevirip çarparsınız. 3 bölü 10'unu verdiyse 10 bölü 3'le çarparsınız. Tamamını bulursunuz. İkinci adım. Bunlar birlikte 40 dakikada yapabiliyorsa o zaman bir tanesi tek başına kaç dakikada bunu doldurur arkadaşlar? 80 dakikada. Neden? Çünkü bunların kapasiteleri eşit olduğu için ikisi güçlerini birleştirdiğinde eşit kapasiteyle 40 dakikada bir tanesi 80 dakikada. O zaman üçüncü adım. Şimdi 20 dakikada arkadaşlar birincisi tamamını 80 dakikada doldurduğuna göre tüm bataryanın 1 bölü 4'ünü tek başına doldurur. Yine 20 dakika birlikte çalışıyorlar ya haliyle diğeri de aynı şekilde arkadaşlar bataryanın 1 bölü 4'ünü doldurur. Toplam şu an bataryanın 1 bölü 2'si doldu. Geriye 1 bölü 2 kaldı ama artık tek başına olacak arkadaşlar. Bir tanesini çıkarıyoruz. O zaman toplam tamamını 80 dakikada yapıyorsa 1 bölü 2'sini 40 dakikada şarj etmek zorunda arkadaşlar tek başına. Başlangıçta 20 dakika birlikte çalıştılar. 40 dakikada arkadaşlar ikincisi çalıştı. Toplam 60 dakikada şarj oldu. E şıkkı. Tam bir kesir problemi arkadaşlar. Bu yol sorularını da bir hani çizmek gerekebilir. Hafifçe yani maksat olayı görmek. Şimdi ilk defa ilk hareketinde yolun 1 bölü 12'si. Yola 12x diyelim. X kadar yol aldı. Kalan yol artık 11x değil mi? 11x'in 1 bölü 11 ne demektir? X kadar demektir. 1x kadar daha yol aldı. İkinci e, molasını vermiş oldu arkadaşlar. Kaldı 10x. 10 de 1 bölü 5'i kadar giderse böylece 2x kadar gitmiş olur ve 3. molasını 4x'inci yolda vermiş olur. Şimdi ikinci kısımda Mert de burada artık kalan falan değil. Bildiğiniz direkt yolun 1 bölü 12'si. Yola 12, 12x demiştik. Haliyle arkadaşlar 12x'in 12'de biri ilk molasını x'inci kilometrede vermiş oluyor. Sonra 1 bölü 6'sı yani 12'nin 1 bölü 6'sı 1 bölü şey 2x yapar pardon. Dolayısıyla 2x'inci yolda mola verecek. Daha sonra da 1/6'sı bölü 6'sı, yani 6x'inci kilometrede 3. molasını vermiş olacak. Bunlara da böyle söylemiş olayım. Şimdi Nazlı'nın 2. mola yeri 2x. E, Mert'in 3. mola yeri 6x'inci kilometre. Yani burada şuna dikkat edeceksiniz. Başlangıçtan itibaren, A'dan itibaren 6x var. Burada da 2x var. Aradaki mesafe o zaman 6x 2x'ten 4x kilometre demek ki 4x 6.6'yı eşitmiş arkadaşlar. İkinci durumda bize ne soruluyor? Nazlı'nın üçüncü molayeri, Nazlı'nın üçüncü molayeri toplam 2x x x yani 4xinci kilometrede. Mert'in üçüncü molayeri ise arkadaşlar gördüğünüz gibi 6xinci kilometrede. Haliyle birisi başlangıçtan itibaren 6x uzaklıkta, birisi başlangıçtan itibaren 4x uzaklıkta. 6x eksi 4x'ten. 2x'i istiyor bizden. 4x 6.6 ise 2x bunun yarısıdır. 3.3 olacaktır. E şıkkı. Şimdi arkadaşlar bize sonda soruda zaten yardım etmiş. Bakın gördüğünüz gibi 20 TL indirimsiz fiyatı. 20'nin önce %25'i yani şu an %25'i ne yapıyor? 5 yapıyor. Demek ki 20 5'ten 15 TL'ye satın alınıyor. 15 çarpı 7'den normalde 105 TL ödeme yapılacak. Ancak ne diyor? Her 3 üründen bir tanesine indirimli fiyat üzerinden %20'lik bir indirim daha yapılıyor. O zaman bakın 3, 6, 9 nokta nokta böyle gidecek. Yani 3. üründe 6. üründe bu indirim kazanıyor. 3. üründe 15'in %20'si ne yapar? Gördüğünüz gibi 1 bölü 5'i demektir 3 TL. 6. üründe de o zaman yine 3 TL. Demek ki 3 artı 3'ten toplam 6 TL daha indirim kazanacak. 105 eksi 6'dan da 99 TL toplam indirimli fiyatı ödeyecek D şıkkı. Hareket problemlerinde böyle temel bir çizgi çizmek bile bazen arkadaşlar baya bir şey sağlıyor bakın bize fayda sağlıyor. A'dan ve B'den olsun. Gerçi B ve K diyelim. Büyük ada küçük ada aslında Büyük ada küçük adı. İlk karşılaşmaları küçük adadan 7 kilometre uzaklıkta. O zaman bir tanesi x kadar yol alsın birinci buna v1 hızı diyelim buna da v2 hızı diyelim. Haliyle arkadaşlar hızlar oranı nedir? Yollar oranıdır doğru mu? Çünkü ikisinin de aldığı zaman aynı zaman. Dolayısıyla hızlar oranı yollar oranı ya da yollar oranı hızlar oranı olacak. Bu bir. İkincisinde dikkat. Şimdi bunlar burada karşılaştıktan sonra V2 hızına sahip olan x kilometre gidiyor. Tamam mı? Sonra dönüyor. Dönüşte büyük adadan 4 kilometre uzakta karşılaştılar ya. Demek ki aldığı yol x artı 4 oldu V2'nin. Gelelim V1'e arkadaşlar. Yolun tamamı ne kadar? Dikkat. x artı 7. O zaman şu karşılaşmaya kadar olan kısım x artı 3 olduğunu bir atlamayalım. Bir de bunlar büyük küçük adadan 7 kilometre uzakta karşılaşmışlardı. Şimdi V1 buraya geldikten sonra 7 kilometre gitti. Bir de yolun tamamı x artı 7 olduğu için x artı 3 de buradan geldi. O da bakın ne kadar yol almış? x artı 10 toplamda 7 x artı 3 daha. Haliyle bu da v1 bölü v2 eşit. O zaman v1 bölü v2 üstte de x bölü 7 eşitti. İçler dışlar çarpımı yapıyorum kenarda. 7 x artı 70 eşittir. x kare artı 4 x x kare eksi 3 x eşittir 70. x çarpı x eksi 3 eşittir 70'ten. Demek ki x 10'muş arkadaşlar. x 10 olduğuna göre ab arası mesafe 10 artı 7'den 17 oldu c şıkkı. Bileşki fonksiyonlarda arkadaşlar eğer ters fonksiyon yapmak istemiyorsak burada yapmamız gereken şey soldakini sağ tarafa atma hakkınız var. Bu yüzden bakın f n eşittir. Gm olur. Yani burada aslında biz ters fonksiyon yapmayacağız bileşkede kesinlikle. Bu şekilde yapacağız. Bu bize neyi getirecek? M sıfırla bir aralığında ya, sıfırla bir aralığında bir sayı düşüneceğiz. Bakalım sıfırla bir aralığı G fonksiyonu için hangisi? G fonksiyonu burada kırmızı olan. Sıfırla bir aralığında G fonksiyonu bakın, 3 ile 4 arasında bir değer alıyor. Örnek 0.7 olduğunu düşünün bakın. Gördünüz mü? Gerçekten fonksiyon 3 ile 4 aralığında bir y değer alıyor. Şimdi cevap 3 ile 4 aralığında bir değer. O zaman fn nerede 3 ile 4 aralığında bir değer alıyor ona bakalım şimdi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 3 ile 4 aralığında değer aldığı yer bu yeşille e, fosforladığım yer. Haliyle 3 ile 4 aralığında x'e karşılık gelen değer nedir? 1-2. O zaman demek ki n aralığı arkadaşlar. 1 ile 2 aralığında olmalıymış. Şimdi artık bileşke fonksiyona bakıyoruz. F bileşke gn demek. Önce gn'yi yap demek. Şunları hemen bir sileyim. gn'yi bulacağız. gn dediğimiz neydi? 1 ile 2 aralığında. Hangisi? Kırmızı fonksiyon. Kırmızı fonksiyonda arkadaşlar. Bakın 1 ile 2 aralığında değerlerimiz y'ye karşılık ne geliyor? 4 ile 5 aralığı geliyor gördünüz mü? bu aralıkta herhangi bir değer uyduruk olarak şöyle 1 ile 2 arasına bir değer aldığınız görün bakın bu. Şimdi geldik f fonksiyonuna. F fonksiyonunda 4 ile 5 aralığına bakalım. Şu bölge gördünüz mü? Bu bölgede nereye karşılık geliyor? 1 ile 2 arasına karşılık geliyor. O zaman 1.9 olabilir arkadaşlar. A şıkkı. Sayma yoluyla yapabileceğimiz bir soru arkadaşlar. Bakın şimdi bu Kareli zeminlerde de aynı şeyi yapıyorduk. Aslında o olacak. Yapacağımız iş şu. Bir, bir, bir. Bakın sağa doğru herhangi bir alternatifimiz var mı? Yok. Sağa doğru bir bir gideceğiz. Sonra aşağı doğru bir farklı yollarla gideriz. Bağlantı yollarına dikkat. Bağlantı yoksa aynen devam. Şimdi buradan sağa doğru sadece bir farklı yolla gelebiliriz. Çünkü başka bir bağlantı yok. Ancak dikkat edin. Şöyle sağdan ve... Yukarıdan geldiğimiz zaman soldan ve yukarıdan pardon 1 artı 1'den 2 farklı yol. Sonra yine devam ediyorum bakın. 1 ee, farklı yolla aşağı inerim. Şuradan gördüğünüz gibi ama aşağıya ve soldan geldiğimiz zaman buraya 2 farklı yol olur. Dikkat yine 2 ve 1 toplamları 3 farklı yol. Sonra yine 2 birleştiği zaman 2 ve 3 bakın birleştikleri yer 5 yol. Sonra arkadaşlar bakın sağa doğru ve aşağı doğru birleşirler 5. Burası da birleşir 5 ve 10 farklı yolla kırmızı bölgeye, turuncu bölgeye gelmiş oluruz. E şıkkı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 8 köşe için 8 mıknatıs kullanılıyor ve normal 12 ayrıt de gerçekten 12 tane çubuk. Şimdi burada ama şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Ortak bölge var. Şimdi şu kısım ortak bölge. Siyahla taradığım kısım. Hatta onun rengini değiştirelim. Yeşil yapalım. Şimdi yeşil kısım ortak. Bir tane daha gö göstereyim. Bakın şöyle. Burası da yine ortak değil mi? Haliyle normal şartlarda 12 çarpı 3'ten 36 tane ayrıt yani 36 tane demir kullanılırdı. Ancak yeşiller arkadaşlar yeşil bölge hem 1 numaralı için hem 2 numaralı için ortak. O zaman fazladan bir tane saymış oluyoruz. O biri çıkartıyorum. Yine aynı şekilde şu 2 ve 3 numaralı küplerde arkadaşlar mavi ortak olduğu için onu fazladan bir kere saymış oluyorum, çıkarıyorum. Yine aynı mantıkla bakın 1 ve 2 numaralı için 2 tane fazladan saymış olacağız. Mıknatıs yine 2 ve 3 numaralı için fazladan 2 mıknatıs saymış olacağız. Eğer böyle olmasaydı bağımsız üçü birbirine bağlı olmadan şöyle ayrı ayrı 3 tane küp dursalardı ne olacaktı o zaman? 8 çarpı 3'ten 24 tane mıknatıs kullanılmış olacaktı. Böylece arkadaşlar toplam 54 tane demir ve mıknatıs kullanıldı A şıkkı. Mavinin bir çevresine bakalım. Kaç tane eş uzunluk var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane eş uzunluk var. 10a dersek o zaman 10a eşittir 20 kök 3'ten a 2 kök 3 gelir. A dediğimiz arkadaşlar şöyle bir dik üçgenin hipotenüsü. Demek ki iki tane burada ee düşey olanların arasındaki uzunluk 2 kök 3 olması için a a a kök 2 yani kök 6 olmalı. Şimdi bu kök 6'yı bulduk artık. Yani şuradaki bir mesafe kök 6 birim arkadaşlar. Buna göre şimdi alan bulacağım alan bulurken de üşenmeden düzgünce sayarak göstereceğim size bakın. Tabi bir parçalama yapacağım eş olanlara dikkat edin lütfen. Şunları böyle birleştirdiğimiz zaman şu şekilde bakın 1, 2, 3 ve 4 tane gördüğünüz gibi birbirine eş şekil var arkadaşlar. Haliyle orada 4 çarpı bir kenarı kök altı diğer kenarı 2 kök altı olan dik üçgenler. Böylece buradan bir 24 gelir. Bir de şu bir birimlik olanları sayalım. 1, 2, 3, 4. Sonra arkadaşlar yine şurada bakın bir kare var. 5. Bir de yarım olanları sayıyorum. 1 yarım, 1 yarım, 6. 1 yarım, 1 yarım, 7. Toplam 7 tane de arkadaşlar bir kenarı kök altı olan kare oldu o zaman. Kök altı çarpı kök altıdan 42 toplam alan 66 oldu C şıkkı. Önce şuna dikkat edin arkadaşlar. 50 derece 60 derece tam 60 derece çizgisinden geçiyor bakın. E, dolayısıyla şurada yine bakın gördüğünüz gibi 60'tan sonra 70 gelecek. O zaman 70, 80, 90 ve 100. O zaman gördüğünüz gibi 30 derece olur burası. Ve dikkat edin lütfen altışar birimlik uzunluklar burada AB ve AC. Bu yüzden 75 derece ve yine 75 derece arkadaşlar. O zaman artık şunu söyleyebiliriz. Bize soruda ne vermişti? BDC, BCD 3 bölü 2 oran. Yani burası 2 alfa. Buraya da 3 alfa diyelim. O zaman 2 iç bir dıştan 5 alfa eşittir. 75. Alfa da 15 derece. Demek ki 3 alfa buradan 45 derece arkadaşlar. 75, 45, 60 derece kaldı. DCE'ye E, e. İki tane sarı yan yana yerleştirilerek ikiz kenar üçgen oluşturulmuş. Bunlar dik üçgen olduğu için arkadaşlar şöyle bakın e, mavi parçalar birbirine eşit olur. Yine aynı şekilde yeşiller de iki tane dik üçgen olduğu için buradaki kırmızılar da birbirine eşit olacak. Şimdi bize 5 santim verdiği kısım var bir de 8 santim verdiği kısım var. Ben boşluğa x diyeyim. 8 artı x oldu bakın sarının bir kenarı. Tamam mı? Sonra arkadaşlar... Yine a x demeyelim varmış. Y diyeyim pardon. 8 artı y oldu. Şimdi 5 olduğu için gördüğünüz gibi 3 artı y kaldı. Sarının kalan kısmına. Dikkat. Biz burada arkadaşlar yeşilin kırmızı kısmının tamamına ne demiştik? 5 artı y. O zaman yine şu sol kısımda 5 artı y olması lazım. 3 artı y zaten yazdım. X'e böylece 2 kalmış oldu. C şıkkı. Temel bir benzerlik yapacağız arkadaşlar. Çünkü bunlar eş paralel kenarı olduğu için benzerlik oranı bakın ne olur? Şöyle AA A, A dersek b, b, b deriz. Karşılık oranları aynı. O zaman küçük parçanın tamamının oranı B bölü 3B. Demek ki KL'ye C dersek BC zaten 24. C'nin 24'ü oranı böylece. E, şuraya tabii B diyeceğim pardon. Bunlar sadeleşti. C buradan... 8 birim oldu. Cevabımız E şıkkı. Turuncu bölge ve mavi bölgeye dikkat ederseniz arkadaşlar düzgün altıgenlerden dolayı aslında eşkenar üçgenler aynı. Bakın şöyle böldüğüm zaman 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane arkadaşlar turuncu üçgen var böyle bu şekilde. O zaman 6 tane turuncu üçgen A denmiş. Şimdi biz mavilere bakalım. Kaç tane? 1. Burayı da böyle böldüğümüz zaman 2, 3. O zaman bu da ne olacak? 3 tane bu şekilde üçgen olduğundan A bölü 2 olacak. Bu kadar. A şıkkı. Arkadaşlar burada cevap anahtarında 7 denmiş ancak cevap 9 olmalı şundan dolayı. Bakın burada A ve B zaten içeride kalıyor. Dolayısıyla şöyle bir durum olacak yani. A, B, C, D. A, B, C, D. 90 derece. Bir diğer kuralı da ne vermiş? 150 derece olduğu için. işte burası 30 derece. Burası 150 derece olacak. Burası B, C, A, D. Zaten bu C, D, B, A noktaları içeride kaldığı için aslında orada bir problem yok. E, bu şekilde arkadaşlar dikkat etmemiz lazım. Sonuç itibariyle bize bir kenarı 4 santim olan ABCD eşkenar dörtgenini içinde barındıran ayna duvar sabitleyicisi demiş. Yani ABCD sarı bölge aslında. O yüzden küçüktür dememeliyiz. Böylece 4 çarpı 4'ten bu alan maksimum 16. Burada da arkadaşlar şöyle dik 4 olduğu için burası da 32 olur. Burası da 4 olur. Burada da alan 8. Yani alan 8 ile 16 arasında olacak ve bunlar da dahil olmak zorunda. Dediğim gibi AB arkadaşlar sarı bölgenin tam üstünde. Bu yüzden de iç tarafta kalmıyor. Bakın AB'nin kendisi zaten 4 santim. Dolayısıyla 16 ile 8 arasının ikisi de dahil 9 değer vardır. E şıkkı. Bunu arkadaşlar tepeden baktığımızı düşünelim. Ve bakın şimdi kapının şöyle e, kapalı kanundaki A noktası olsun en son açık konumdaki durumu da B olsun. Gördüğünüz gibi böyle bir çeyrek daire var sonuçta. Bunlar yarı çap olacak. Neden? Kapının asla boyu değişmiyor sonuçta eninin. Haliyle burada bir uzunluk var. Bize şu uzunluğu arkadaşlar 6 birim olarak verilmiş. 30 derece açıkken yani burası 60 derece kalır çeyrek daire olacağı için. 6, 6 olacak gördüğünüz gibi. Demek ki bunun yarı çapı 6'ymış. Ne demiş bize? Kapı tamamen kapalı iken 30 derece açıldığı ana kadar zeminde taradığı bölge. Haliyle zeminde taradığı bölge işte bu kırmızı bölge. Yarı çapı altı olduğu için 36 pi. 30 derece 360'ın 12'de biri olduğu için arkadaşlar 3 pi'lik bir bölge taradı D şıkkı. Kolay bir soru arkadaşlar. 45-45-90 üçgenini kullanmanız yeterli olacak. Bize Zemine olan uzaklık 9 kök 2 denmiş. Yani buranın tamamı arkadaşlar 9 kök 2 olacak. Haliyle AB 12 ise 45 45 90 üçgeninden dolayı bu masaya olan uzaklık 6 kök 2 gelir. Böylece bu masanın üst noktasının da zemine olan uzaklığı 3 kök 2 olur. Aynı şekilde B'nin de zemine olan uzaklığı 3 kök 2 olur. B şıkkı. Üç boyutlu bir şekil olduğu için göstermesi gerçekten biraz gıcık oluyor ama size şöyle yardım edeyim. Diyelim arkadaşlar şu ön yüzden bakacağız tamam mı? Şöyle bir şey göreceksiniz. Bu birden dolayı burada bir birim karelik bir e, görüntü göreceksiniz. Sadece önden bakıyorsunuz. Yani bir nevi hani bir binaya önden bakıp ön tarafın sadece görünmesi gibi. Üç boyuttan sadece ön yüzü görmek gibi. Sonra bakın sağındaki iki tane var ya burada iki tane küp yükselmiş demek bu. O yüzden siz önden baktığınız zaman iki tane böyle küp göreceksiniz. Dikkat. Bu ikilinin arkasında üç tane küp yükselmiş. O yüzden üstte ekstradan böyle bir tane küpün yükseldiğini göreceğiz arkadan. Bine bir nevi şey gibi düşünmeniz lazım. Böyle arka arkaya binalar varsa arkadaşlar, bunların hepsi aynı boyutta olsa sadece siz öndeki binayı görürsünüz. Ama yüksekliği daha büyük bir bina olursa Arkadaki binanın alt kıs, üst kısmını da görürsünüz. Daha büyük bir bina olsa yine o üstteki kısmını yine önden baktığınız zaman sadece en üstteki kısmını görürsünüz. Aynı onun gibi. Dolayısıyla burada şimdi bir tane demiş ya önde siz şunu göreceksiniz. Bir tane arkadaşlar şöyle bir küp var. Onun ön yüzü bir kare. Sonra arkasında iki tane kare yükseldiği için küp yükseldiği için. Arkasında arkadaşlar bakın sonuçta o bir birimlik kısmı görmeyeceksiniz. Üstteki bir birimlik kısmı göreceğiz. Yine burada dikkat edin 3 tane yükseldiği için arkasında bunun 3 birimlik bir küp var. Ama biz onun sadece üst kısmını göreceğiz arkadaşlar. Neden? Ön taraftan bakıyoruz. Bu yüzden haliyle ne olmuş oldu bakın. Sonuç olarak burada biz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane kare gördük arkadaşlar. Diyelim sağdan baktık. Bunlar sağdan bakarken arkadaşlar şuradan bakarken ilk burada bir tane küp yükseliyor ve arkasında hiçbir şey yok. Sonra yanında iki birimlik bir küp var arkadaşlar. Görüyoruz böyle iki birim küpü. Arkadakileri görür müyüz? Hayır. Neden? Biz buradan baktığımız için sağ taraftan aynı boyda veya daha küçük boyda olanlar tam onun arkasında kaldığı için tabii ki görünmeyecektir. Gerçekten zihninizden yani binaları bir hayal edin arkadaşlar. Yine bakın burada 3 tane göreceğiz. Tamam 3 tane birim küp göreceğiz. Ama arkasını görecek miyiz? Hayır. Neden? En öndeki diğer 3 birimlik kübü kapatacak arkadaşlar. Bu şekilde bu sağdan bakmayı da böyle söylemiş olayım. Burada da kaç tane kare gördük? 3, 2 daha 5, 1 daha 6. Şöyle arkadaşlar e, arkadan baktığımız zaman 3 tane arkadaşlar bir tane. Şu 1'e odaklanalım bakın. Bu 1'den dolayı biz bir tane böyle kare göreceğiz. Sonra yanında daha doğrusu biraz arkasında ama sorun değil işte. Üç tane kare göreceğiz üst üste yükselmiş. O zaman şöyle bakın. Arkadan bakıyorum arkadaşlar sorun değil. Yani yine biz görüntüyü şöyle yapalım. Üç tane yükseliyor. Bir dakika şöyle. Üç tane birim küp göreceğiz. Bu şekilde. Arkasını görecek miyiz? Hayır. 2 birim çünkü 3'ten küçük. Yine bu üçten dolayı arkadaşlar şöyle bir üç birimlik küp göreceğiz. Arkayı görecek miyiz? Hayır. Dolayısıyla burada da 3, 3, 6 bir daha 7 birimlik alan görmüş olduk. Son olarak nereden bakacağız? Soldan bakacağız arkadaşlar. Soldan bakarken de bakın bir birimi göreceğiz. Ee, bir birimi gördükten sonra arkasında yükselen iki birimin üst kısmını göreceğiz. Ama artık bunu görmeyeceğiz. Çünkü iki onu kapatıyor. Sonra arkadaşlar Yan tarafta 3 var. Yan tarafta o 3 birimi göreceğiz. 1, 2, 3 şeklinde. Arkasından bu 3'ü göremeyeceğiz. Çünkü o 3 birim kapatacak arkadaşlar. Bir de şurada bir 1 bir birim var. Onu da görmüş olacağız. Dolayısıyla burada da 3, e, 2 daha 5, 1 daha 6 görmüş olduk. Toplamda 6, 6 daha 12. 14 daha 26 birim küp sağdan soldan yandan Sağdan soldan, önden arkadan baktık yani. Bir de tepeden baktığımız zaman neyi göreceğiz? Tepeden baktığımızda da sadece buradaki karelerin en üstünü göreceğiz. Yani kaç tane kare olduğu değil. Önemli olan siz tepede bir tane kare göreceksiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tepeden baktığınızda sadece bunların üst yüzeylerini görürsünüz. 26 artı 6'dan 32 tane gelmiş oldu arkadaşlar. B şıkkı. Önce bir katlamayı yapalım ki olayı görün. Katladığımız zaman arkadaşlar uzunluk değişmez. Böyle bir simetri almışız gibi olur. Biraz onu daha küçük yapalım. Şöyle bakın gördüğünüz gibi katladığımızda A üstü olacaktır. Burada bu yüzden AB ve AB üstü eşit olduğu için şuraya da O diyelim. AO ve A üssü O eşit olduğu için bu bir deltoittir. Haliyle AA üstü arasındaki uzaklık aslında şu demek. Bana A noktasının D doğrusuna olan uzaklığını bul. Sonra ona 2 ile çarp demek. Dolayısıyla A noktasının D doğrusuna olan uzaklığı 3. Eksi eksi 4. Eksi eksi 8'den artı 8 artı 4. Bir noktanın doğruya uzaklığı demek. Denklemde yerine yaz demek. Sonra aşağıya da arkadaşlar. X ve Y'nin katsayılarının kareler toplamının kare kükü. Yani 3, 4, 5 olacak. Böylece buradan 3, 8 daha 11, 4 daha 15 bölü 5'ten 3 birim oldu x bize 2x lazım arkadaşlar. 6 birim cevap değişik.